Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Abi cidden derbi varken yayın mı açtın? Yapacak bir şey yok, derbi var diye ben maçı... Pardon, derbi var diye ben yayını iptal edemem ki. Yani ne yapayım? Yani ne yapayım? Burada hemen bir XP kasalım. Ana ne oluyor? Niye iptal? O oyunu başlatan kim? İzmir beyefendisi, sana ağır şekilde sözcükler söylemek istiyorum. Lan çizecektim ben buraya. Vallahi bir tık zorladık ya burada. Allah. Neyse halledilir. Zaten peace atacağız bununla. Görüşürüz ama İspanya ile görüşmem lazım önceliğinde. Sayın Dütçe, merhabalar efendim. Merhabalar Sayın Frank, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Efendim biz, ben Frank olarak İspanya'da bir iç savaşı başlatmak istiyorum. Bu faşist bir ayaklanma olacak ve siz de bir faşist devlet olarak, hatta faşizmin babası olarak sizlerin yardımını istiyoruz. Yani bizim faşizmle falan alakamız artık kalmayacak. Ne demek o? Yani özellikle faşizmden artık kopacağımızı size söyleyebilirim. Yani bu tutumla beraber kralcı bir yaklaşım size daha çok yakışır diye düşünüyorum. Kral diyor. Neyse, Etiyopya'yı kaybetmeyeceğiz. Ama İspanya bizim komünist gideceğimizi öğrendi. O çok kötü ya. Efendim merhabalar. Merhabalar Sayın Orta, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Nasılsınız? İyiyiz. Nasılsınız? İyi. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sizin benden açıkçası alüminyum alacağınızı düşünerekten böyle bir konuşma yapmaya geldim. Acaba benimle tradeback yapmanız mümkünat var mı? Yani özellikle şu anda İtalyan İmparatorluğu'nun açıkçası bir alüminyum açığı yok. Lakin iki tane demir alırsanız birini döneriz. Zaten benim iki tanelik bir açığım var. Öyle söyleyeyim. Efendim ayrıca şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Tabii ki, buyurun. Az önce ben Sayın Stalin ile konuştum. Evet. Kendisi bana çok cazip tekliflerle geldi. Nasıl bir teklifmiş bu? Eğer sosyaliste dönersem Romanya gibi bir ülkenin var olmayacağını ve o topraklarında benim hükümetimin içerisine geçeceğini beyan etti. Yani özellikle sosyalist bir hükümete geçerseniz Romanya konusunda size yardımcı olabiliriz. Evet, biz de bunu yapabiliriz. Yani açıkçası bizim de sizin olan topraklarınız olan Yugoslavya adı altında kurulmuş çakma bir hükümeti tanımadığımızı da biz sizlere beyan ediyoruz. Yani açıkçası dediğiniz ismi bile bilmiyorum çünkü o ülkeyi tanımıyoruz. Biz de tanımıyoruz. Yani o yüzden açıkçası siz de Romanya'yı tanımıyorsanız biz de artık onlara o isimle hitap etmeyiz. Aksine Transilvanya topraklarını yine Macar toprağı olarak görürüz. Teşekkürler. Bu arada efendim, ya bu aralar sizin papanız bizim ülkemize uçak bileti almış. Yani alması normal. Özellikle artık dinde baskıcı değiliz İtalyanlar olarak. Evet, onu daha siz yeni söylediğiniz için yeni fark ediyorum. Efendim Çin'e yardım yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu lanet faşistlere karşı. Yani Sovyetler Birliği hazır. Japonya'yla da bir anlaşma yapmadığına göre bence artık Çin'i destekleme vakti. Aynen öyle. Ama biz şu an o birkaç yol gitmemiz lazım Çin'i destekleyebilmek için. Ondan sonra yapabiliyoruz. Tabii o zamana kadar Çinliler silinmez haritadan yani. Umarım dayanır. Amerika İsrail'i kurmuş. Ney? Şaka değil mi? Şaka bu. Yani değil. Şaka. Nasıl? Orta Doğu'ya bir bakmanızı istiyorum. Adam boğuldu, dayanamadı. Efendim su kaçtı. Yavaş. Keline vurayım da geçsin. Olur. Acıtma. Ah, teşekkürler. Yani dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Tabi. Yalnız efendim orada bir İsrail krizi var. Yani çok kötü bizim için. Biz ona müdahale ederiz. Ederiz. Efendim arkasında United States of America var ya. Yani United States of America'ya açıkçası müdahale etmek istemiyorum. Lakin United States of America özel müdahale isterse kendisine müdahale edebilirim tabii ki de. Ama efendim United States of America yani çatısı altında kurulmuş olan bir yer. Ona da müdahale ederiz. Sonuna kadar. Siz etmemi istemez misiniz? Nasıl? Yani United States of America'ya hani
müdahale etmemi. Ha. Size ettiğim gibi. Efendim isterim isterim. Niye istemiyor? Efendim merhabalar. Merhabalar, buyurun. Efendim bir şey sormak istiyoruz. Tabii ki. Sonuna kadar sorabilirsiniz yani. İki tane ülkeyi yönetebiliyorsunuz. Yani uçakla. He. Türkiye'yi şişleyene 3 sivil. Türkiye'yi mi? Evet. Türkiye'yi şişleyene 3 sivil. Direkt çıkarıp veriyorum. 3 sivil azmış be. Yani. Kaç istersin? Yani ya da ben kendim şişlerim ya. Türkiye'nin fabrikası ortada şu anda ya. Şişlerim, ha topraklar bende kalıyorsa okeyim ben. Boş verin tek. Tabii yani. Amerika sanırım Meksika yiyor. Nasıl? Efendim? Efendim volunteer? Yok, onlar sahte komünist. Olsun. Nasıl sahte? Onlar sahte. Öyle bir şey yok. Onlar bana ne, ben gönderiyorum. Komünistin sahtesi mahdesi olmaz. Nasıl olmaz? Diplomasi ise diplomasi. Ne her oğlum? Türlü Amerika'ya çakmalıyız. Ne? Ben şöyle bir şey var. Türkiye'ye saldırıya geçeceğim yakında inşallah. Efendim benim şu anda çok moralim bozuldu. Ben Romanlara savaş ilan etmiştim. Savaşıyordum. Ama şimdi savaşamıyorum ve topraklarım yok. Ve askerleriniz de yok. Evet, askerlerim de yok. Bu Romanya konusu ne düşünüyorsunuz? O sırada... Ben şahsen kötü düşünüyorum. Yani... Zaten burada... burada en kötü düşeceği siz Macarlar sahipsinizdir diye düşünüyordum ben de zaten. Yani bence de hani şöyle söyleyeyim. Efendim bizim yani 50 şeyimiz vardı, 50 askerimiz vardı. Oldu sana burada. O bayağı bir şey olmuştur oldu ya. Efendim. Birleştirilmiştir onlar. Hani birleşik ordu sistemi. Öyle olmuştur. Tabii canım birleşik ordu sistemi. Buna öyle değil, dedi. Buna değil. Evet. Yalan söylüyorsam. Buna değil. Adım ne olsun? Adım... Şekok olsun. Adım Stalin olsun. Yani komünistsiniz adım zaten. Stalin olsun, harbi. Adım Stalin olsun. Kendime ihanet ettim bak, ben. Şefi bırak ben yani ben. Anlayabiliyor musun? Çok tamam, da güzel bir hoş ve görünüm oluyor bence. Evet evet, farkındayım. Çok estetik ama bir insansınız. Sizi seviyorum işte. Trabzon'u alabilir. Yok alamam. Türkiye'den sadece bir claim mi alsam olur mu? Yok. Sayın Sovyetler Birliği olarak Sayın Stalin. Acaba savaşa girdiğimizde bize ekipman atabilir misiniz? Ekipman atabiliriz. Silah. Ama savaşınıza katılamayız. Yok sadece silah. Alan. Bol bol silah ama. O kadar bol silah ki yani anlatamıyorum şu anda size. Bir dakika. İsrail kısmından mı itiliyoruz? Donanmayı çıkartalım mı, ne yapalım? Biz nereden itiyoruz? Biz savaşta mıyız şu anda? Biz Alman'a girelim mi zaten? Tamam, boşver, çok önemli. İhtiyacın var o yüzden. Alman AI mı? O zaman girek anasını satayım. Avusturya'ya kaporalım aradan. Adamlar zaten AI'yi kapitüle edemiyormuş. Herhalde gidip de bizi kapitüle edemezler diye düşünüyorum. Biz kapitüle edelim. Bizim büyük ihtimal puanımız daha fazla olacak. V&A falan bütün önemli viktor. Şuralara doğru girelim. Çekoslovakya'nın altını alırız şöyle. Bir de şuralara, şunlara. Tamam. Ya zaten ekonomi, güzel ekonomi yerleri buralar ya. Çek askerleri, çek. Çekiyorum, 24 tane var ya, onları çekiyorum. Tamam. Zaten hemen asker yetiştiremez. Sovyet zaten anlamadım ki Alman'dan dimendini aldı kaçtı ya. Hiçbir şey yapmadı, oturdu. Ne oluyor, ne oluyor? Kımıl. Ona bir bas sen. Zaten kimse kalmadı ki, 5 kişiyiz. Dünyada, koca dünyada bir sen bir ben. Bitirelim bir o Amerika zaman. Bir Amerika bir de yap. Bitirelim abi. Bilmiyorum. Tamam, bitirelim o zaman ya. Madem oyuncular da dünyada 2 kişi sayısı. Yani 5 kişi kaldık ve artık hani vanilya. Şöyle bir şey yapacağım. Vanilyanın acısını çekiyoruz biraz da. Dünyada tek kaldım, 5 kişi aldım, başlattım. Hadi Allah'a şükür. Neyse, en azından dünyada 3.'yüz diyebiliriz. Çünkü biraz da Almanya'yı alacaktık. Yani. O zaman artık bitirelim chat. Hadi ya, hoşça kalın. Yani. Hepinize iyi geceler dilerim. Hoşça kalın. İyi günler.